Taliban'ın Afganistan'ın büyük bir kısmında kontrolü ele geçirmesinin üzerine ortalık biraz yatıştıktan sonra küçük bir grup kuzeydeki Mezar-ı Şerif şehrinde bir araya geldi. Bu kişiler şehrin Uygur toplumunun ileri yaştaki üyeleriydi. Farklı şehirlerdeki aile üyeleri de Skype üzerinden onlara katıldı. Evin içinde korku hakimdi. Konuşulan konuysa sadece ülkeden kaçma ihtimaliydi. Ancak Uygurların bir korkusu daha var. Çin'in bölgede artık daha etkin olması. Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir askeri yetkili yoğun nükleer silahlanma içerisinde olan Çin'in yakında Rusya'yı geride bırakarak ABD açısından en büyük nükleer tehdit halini alacağını söyledi. Grönland'da araştırma yapmak üzere yola çıkan bilim insanları dünyanın en kuzeyindeki kara parçasını tesadüfen buldu. Araştırma ekibi örnek toplamak için 1978'de keşfedilen ve bugüne kadar en kuzeydeki ada olarak bilinen Odak'a gitmek için yola çıktı. Odak'a ayak bastıklarını düşünen ekip burada bir sürprizle karşılaştı. Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Dalian kentinde bulunan çok katlı bir binada yangın çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yüksek binayı saran alevler görüldü. Yangın bölgesine en az 30 itfaiye aracı ve 100 yangın söndürme personeli sevk edilirken binanın enerji ve gaz bağlantılarının kesildiği bildirildi. Kabil'deki intihar saldırısında can kaybı 183'e yükselirken Taliban kentte güvenlik önlemlerini arttırdı. TRT Haber'e konuşan uluslararası güvenlik kaynakları Kabil'de yeni intihar saldırıları olacağı yönünde istihbarat aldıklarını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden Kabil Havalimanı'na büyük bir ihtimalle gelecek 24 ila 36 saat içinde yeni bir saldırı olabileceği uyarısında bulundu. Irak'ta düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı toplantıları başkent Bağdat'taki hükümet sarayında başladı. Bir diğer adı komşu ve bölge ülkeler işbirliği ve dayanışma zirvesi olan toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Katar Emiri Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi, Kuveyt Başbakanı El Sabah, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri El Maktum, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Körfez Birliği Konsey Genel Sekreteri El Hacraf ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri El Üseymin katılıyor. İklim değişikliğine neden olan atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun 2020'de 800 bin yıldır kaydedilen en yüksek seviyeye çıktığı bildirildi.